Evet arkadaşlar, Birileri Excel kursuma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, veri tabanları işlemlerini anlatacağım. Veri yollarını, e, veri yollarından bahsedeceğim. Buradaki amaç temel olarak e, iki farklı şekilde sizlere anlatacağım. Hem de e, ikinci oturumda da iç içe yerlerle ilgili bir örneklendirme daha hazırladım. E, örneklendirmem yarım kaldı çünkü veri tabanlarıyla beraber bunları birleştirmek istiyorum. Şimdi öncelikli olarak biz niye veri doğrulama veya veri tabanları işlemini kullanırız? En başta ondan bahsedeyim. Kullanıcıları belirli değerleri girmek için sınırlandırdığımız içeriklerdir veriler. Bu şu işe yarıyor. Mesela ben sayı girilmesini istediğim yere e, raka, e, sadece sayı girilmesini isterim. Yani bunun dışında işte... Herhangi bir harf içerikleri veya daha değişik içeriklerin girmesini istemem. Özellikle not sistemi yapacaksam, e, not sistemi yaptığım zaman bir notun aralığı vardır. Yani en düşük aldığın not sıfırdır, en yüksek aldığın not yüzdür mesela. Bunların dışında hiçbir sayı değerinin de girilmesini istemem, harf girilmesini de istemem. Yani kullanıcıyı o notu doğru girmeye zorlarım. O tarz işlemler için kullandığımız bir bölümdür burası veri doğrulamayı nereden ulaşıyorum? Şimdi ona geleyim. İlk etapta veri menüsüne geliyorum burada. Veri menüsüne tıkladıktan sonra karşımıza çıkan bölümlerde veri araçları bölümleri kısmında veri doğrulama seçeneğini görebilirsiniz. Buradaki veri doğrulama seçeneğine bastığımız zaman karşımıza ayarlar giriş iletileri ve hata uyarıları çıkar. Bunları temel olarak ne işe yaradıklarından bahsedeceğim şimdi. Öncelikli olarak ilk ayarlar kısmındayım ve izin verilen değerleri anlatacağım. Buraya da zaten başlık başlık sıraladım. Öncelikli olarak herhangi bir değerden başlıyorum. Herhangi bir değer. Şimdi mesela buradaki verilerime ben herhangi bir değer olarak atanmasını istiyorum veri doğrulamaya geldim. Burada herhangi bir değere tıkladım ve tamam dedim. Yani buradaki olay şu. Microsoft Office Excel'de normal standartlarda her giriş herhangi bir değere izin verir. Herhangi bir değerin içerisine sayısal veriler, sözel veriler veya formüller, kodlamalar girilebiliyor. Bunun e, akabinde yani istediğim herhangi bir veriyi bu herhangi bir değerin içerisine atayabilirim. Bununla ilgili bir sıkıntı zaten yok. Normal. Yani ben buraya ister sözel girelim, istersem de sayısal metin girebilirim. Hatta formülde yazabilirim. İşte diğer derslerde de yazdığımız gibi eşittir, topla gibi. Buradaki girişlerin hepsine izin veriyor. Şöyle yapayım. Artı bir. Gibi. Formül girişine izin veriyor. Sayısal ve metinsel içeriklere izin veriyor. Şimdi tüm sayılara gelelim. Tüm sayıları seçili hale getirdim. Veri doğrulama. Ve buradan tüm sayıyı dedim. Ve tamam dedim. Burada şöyle bir uyarı veriyor bende. Tüm sayılar ilk önce niçin kullanılır ondan bahsedeyim. Seçili olduğumuz veri e, hücrelerine sadece tam sayı girmemize izin veriyor program. Yani ben buraya veri türleri arasına, arasında, arasında değil, eşit, eşit değil gibi e, şeyler verebilirim. Buradaki büyüklük, küçüklük kavramları veya küçük veya eşit, büyük veya eşitlik kavramlarını eğer de anlatmıştım zaten. O yüzden değinmeyeceğim fazla. Burada veri türümün arasında olarak seçtim. Mesela istiyorum ki buraya girilen sayılar sıfırdan küçük olmasın, yüzden de büyük olmasın. Yani sıfır en az girilen değer, en fazla girilen değer de yüz olarak girişini yapıyorum. Ve tamam dedim. Şimdi bu tüm sayıların içerisine ben sıfır ile 100 arasında herhangi bir değer girebilirim. Mesela işte 50 gireyim. Ama ben buraya herhangi bir sözel değer girdiğim zaman bana hata verir program. Veya işte sıfır ve yüzün dışarısındaki herhangi bir değeri yazdığım zaman da bana bir hata mesajı verir. Şimdi gelin bu hata mesajlarını inceleyelim. Gene geldim veri doğrulamaya. Zaten burayı hazırlamıştık. En düşük sıfır, en büyük yüz olarak. Giriş, e, giriş ileti kısmına geliyorum. Burada kullanıcıya e, belirli olarak e, direktifler verebiliriz. Yani kullanım diye bir başlık atalım. Kullanım giriş iletisine de şunu yazalım: 0 ile 100 arasındaki tam sayı girişine izin verilir. Nokta koyalım. Tamam dedim. Şimdi ben buraya geldiğim zaman sıfırlara bastığım zaman bir kullanım yeri açıyor bende. Bu da şunu ifade ediyor. Kullanıcıyı önceden bilgilendiriyorum. Yani kullanıcı bilir ki ben buraya 0 ile 100 arasında bir tam sayı değeri girmek zorundayım. Öncelikle olarak kullanıcıyı bu şekilde uyarabiliriz. Veya ikinci bir yöntem. Ona geleyim. Veri doğrulamadan tekrardan bu sefer giriş iletisi değil de hata uyarısı. Burada hata uyarısındaki başlığa şöyle diyebiliriz. Geçersiz değer. Bu kısma buraya da başlık olarak geçersiz değer atadım. Yani başlığı öyle yaptım. Bu kısma sadece 0 ile 100 arasındaki değerler girilebilir. Tamam dedim. Şimdi hatayı kontrol edelim. Mesela 150 girdim. Bana geçersiz değer hatası veriyor. Ve burada da benim yazmış olduğum 0 ile 100 arasındaki değerler girilebilir diyor. Her şekilde kullanıcıyı önceden sistemle alakalı uyarabiliyoruz bu şekilde. Böyle bir kullanıma sahip. Yani veriyi illa benim istediğim şekilde girmek zorunda kullanıcı. Başka bir seçenek bırakmıyorum böyle bir kullanımı söz konusu. Şimdi buradan devam edelim. Veri doğrulamaya geldim. Mesela en az ve en çok değerleri hücre bilgisi olarak da atayabilirdik. Buraya şimdi ben buradaki başlıkları sileyim. Hata yarısını da sileyim. Tamam dedim. Yani buralarda mesaj görmek istemiyorum. Kalabalık yapmasın. Buraları da sildim. Şimdi istiyorum ki veri doğrulamaya geldim. Şöyle hepsini seçtim ve veri doğrulamaya geldim. Burada diyorum ki en az değerim en az değerim şuradaki işarete basıyorum. Bastım. En az değerim bu olsun istiyorum. Şuradaki sıfırı da sileyim. En az değerim C5 hücresindeki değer olsun. Tamam. En fazla değerim ise en fazla değerim ise burası olsun. Şuraya da eşittir koymayı unutmayalım. Ve tamam dedim. Şimdi mesela diyorum ki en az değerim 10 olsun, birinci sayım en çok değerim 20 olsun. Bir saniye. Burada bir hata oldu. Veri doğrulama. Evet, hata olmuş. Düzeltelim. Buradaki hücreyi seçiyorum en az. En fazla ya da buradaki hücremi seçiyorum yani D5 eşittir D5. Tamam. Tamam. Buraya da 50 yazıyorum. Buraya gireceğim sonuç otomatik olarak şöyle oluyor. 10 ile 50 arasındaki değerleri girebilirim. Yani ben önceden değiştirdim bu kuralı. Ve işte buradaki sayılar arasında sadece değer girebilirim. İstersen ilerleyen zamanlarda işte 0 ile 100 arasında yaparım. Ve bu sefer de diğer seçeneklerim de açılır. 0 ile 100 arasında bir değer girebilirim. Yani kullanımı farklı farklı şekillerde bu tarzda olabiliyor. Şimdi geri kalanını bu kadar detaylı anlatmayacağım. Ondalıklı sayılar ne işe yarıyor? Ona bir bakalım. Ondalıklı sayılara geldim. Veri doğrulama dedim ve ondalığı seçtim. Ondalıklı sayılar girilen değerleri e, virgüllü ifadelerle sınırlandırır. Yani tam sayılar değil de ondalıklı, virgüllü değerler. Mesela ben buraya en az sıfır, en fazla bir değeri yaparım. İşte buraya iki giremem mesela. Buraya girebileceğim değerler virgüllü değerler. 0,15 işte 0,25 0,50 gibi. Yani virgüllü içerikli değerler girecekseniz bu tarzı da yapabilirsiniz. Dikkat edin. Ondalıklı sayılar aslında birer tam sayı karşılığına da gelirler matematiksel ifadelerde. Yani ben buraya 1 de yazsam sıkıntı olmaz. Çünkü 1'in matematikteki karşılığı 1,00'dır. Yani normal bir ondalıklı karşılığı da vardır tam sayıların. Yani detay olarak yapmak istiyorsanız, not sisteminde özellikle virgüllü ifadeleri de görmek istiyorsanız bu tarz bir sistemde kullanabilirsiniz. Gelelim sıklıkla kullanılan bir diğer olaya. Buna listeleme adını veriyoruz. Listelemelerde biz daha kullanıcıdan sadece bir liste kutusu oluşturarak buradaki değerleri girmelerini isteriz. Mesela hemen bir örnek yapayım sonuçta. Misal olarak bir sonraki örneğimde de yapacağım bunu. Mesela gireceğim, e, gireceğim listedeki kaynakları şöyle belirliyorum. Örneğimde cinsiyetlerle alakalı iki ayrımı değerlendirmek istiyorum. Bildiğimiz üzere iki adet bir cinsiyet tercihi var, e, cinsiyet vardır. Erkekler ve kadınlar. Şimdi buradaki listemi arttırmak isteseydim aralarındaki noktalı virgülü uzatarak değişik şekillerde, sistemlerde eklemeler yapabilirdim. Cinsiyet için iki tane yeterli. Tamam diyorum. Burada bir tane kutucuk gibi bir şey oluşuyor. Buraya tıkladığınız zaman sadece girilen değerler erkek ve kadın olarak bize seçili hale gelir. Ben bunun dışarısında hiçbir şekilde buraya başka veri giremem sadece erkek veya kadını kabul eder. Buradan da tıklayarak ulaşabilirim. Bunu istersem sayısal veriler için de yapabilirim. Burada veriye tıkladım ve veri doğrulama yaptım. Liste etirdim. Listede mesela kaynak olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 gibi gibi uzatabilirim. Her koymak istediğim maddenin aralarına noktalı virgül koyuyorum. Son maddeme gelince artık noktalı virgül koymuyorum. Dümdüz bırakıyorum ve tamam dedim. Yani buraya da sadece 1'den 8'e kadar değer girilebilir. Herhangi bir başka içerikler girilemez. Listelemenin olayı da bu şekilde anlatabilirim. Tarih olayları. Tarih olayları da aynı sayılar gibi geçerlidir. Buraya da mesela veri doğrulama diyelim. Ve tarih diyelim. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi istiyor benden. Mesela 1950 ile 2020 arasındaki tarihlere buraya giriş izni vereyim. Mesela ben buraya 1940 yazdığım zaman hata verir. Çünkü tarihsel olan içeriklerde benim bir limitim oldu. 1950 ile 2020 arasındaki değerler sadece giriş altına alınıyor. Tarihleri yazarken önce ay, pardon gün, sonra ay, sonra yıl şeklinde yazabilirsiniz. Burada neyin hatasını aldım? Bir saniye. İptal veri doğrulama. Hmm, şurada değişmiş olay. Bir saniye. Veri veri doğrulama. Hmm. Buraya 01 01 01 1950 Buraya da 12 e, Pardon. 30 12 Eee 2020 sanırım böyleydi. Tamam dedim. Tekrardan giriş deneyelim. 01 01 1950 Evet. Veya işte 2020'ye kadarki olan yıllar. Atıyorum 02 02 2020 gibi gibi. Tarihsel ayarlamaları bu şekilde yapıyoruz. Saat kavramında da buna benzer, gene tarihe benzer bir içerik. Veri doğrulamadan saatlere geliyorum. Mesela başlangıç saatini 00.00 00, bitiş saatini de 12 yapalım. Tamam dedim. Yani ben buraya 00 tarihleri saati arasıyla 12 saati arasını girebilirim. Ama atıyorum 1300 deyince 1300 deyince burada hata alırım. Yani buraya saat kontrollerini de getirmiş oluyorum. Son olarak metin uzunluğuna geleyim. Özellikle bunu da sıklıkla kullanıyoruz. Mesela geldim ve metin uzunluğu dedim. Arasında bir değer değil de eşit olarak kullanacağım bunu bu sefer uzunluğunu. Metin uzunluğu mesela e, 4 olsun. Okul numaraları girilecek mesela. 4 haneli veya 4 kodlu bir şey girmek istiyorum. Tamam dedim. Metin uzunluğu dediğimiz şey bizim. Yazdığımız karakterlerin sayısıdır. Şu anda 5 tane karakter yazdım mesela. Bastığım zaman hata verir. Ama 4 tane karakter atadığım zaman... Metin uzunluğunu tuttururum ve böyle değerler girerim. Sözel veya sayısal değerlere izin verdirtebilirim. E, çoğunlukla bunu biz e, telefon numaralarıyla beraber kullanıyoruz aslında. Telefon numarası maskesiyle beraber kullanıyoruz. Onu anlatayım. Müjde biçimlendir diyorum önce. Burada özelden telefon numarasına tıklıyorum. Telefon numarasına tıkladıktan sonra veri doğrulamadan Metin uzunluğunu 10 yapıyorum ve tamam diyorum. Buraya girdiğim numara şeklinde gözükür. Yani normalde telefon numaraları önce alan koduyla beraber rastgele bir şekilde girilebiliyor. Ee, bu tarz bir şekilde içerikte oluşturabilirsiniz. Mesela buraya 0 koyduğum zaman pardon. Yani metnin sayısını arttırdığım zaman hata verir bana. İlla telefon numarası haznesinde olmasını bekler benden program. Evet. Genel itibariyle veri doğrulama ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Örneklerinizde yani yapmış olduğumuz bir önceki örneklerimizde bu tarz veri doğrulamaları getirerek mesela önceki dersimizde bir not çizelgesi yapmıştık. Bu not çizelgesine bu tarz veri kuralları getirerek Sisteminizi daha düzenli bir hale getirtebilirsiniz Hata mesajları verdirtebilirsiniz. Veya işte not girilecek yerlere sıfır veya yüz arasında değer girmeyi zorlayabilirsiniz kullanıcılarınıza. Bu tarz içeriklerle Excel'inizdeki veri tablolarını daha kullanışlı bir biçimde halledebilirsiniz. Bundan sonraki örneğinde bir tablo oluşturacağız tekrardan. Ve burada e, hayali olarak şirketimize bir başvuru tablosu var. Bu tablo üzerindeki sonuç değerlendirmeleriyle eğerler, iç içe eğerler mantıklarıyla devam ediyor olacağız. Bu oturumum burada bitiyor. Bir sonraki oturumda beni takibe devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.